Alkışlar Sayın Ayşen için. Nasılsınız hanımefendi? Benim siz nasılsınız? Burada biraz daha rahatladık mı? Biraz daha iyiyim evet. Ben iyiyim ama size bağlıyım. Siz nasıl hissediyorsanız ben de o hissiyatı içerisinde. Süper hissediyoruz ikimiz de. Pek güzel. Hadi biraz da kendinizi anlatın da öyle başlayalım görüşmeye. Trabzonluyum. Maşallah. Akçabatlıyım. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde psikolog olarak çalışıyorum. Kolay gelsin. Hafta içi okula, yani okul olduğu için okula gidiyorum. Hafta sonları da eğitimlerimi almaya çalışıyorum. Bu şekilde kısır döngü içinde evet. Kısır döngü mü? Yani hafta içi iş, hafta sonu eğitim, hafta içi iş, hafta sonu eğitim. Olsun. Sonuç itibariyle adım adım başka bir noktaya taşıyorsunuz kendinizi de kariyerinizde, değil mi? Güzel şeyler bunlar. Bence öyle. Bence de öyle. Bence de öyle. Kendinize vakit ayırabildiğiniz zamanlar oluyordur. Kendime vakit ayırabildiğim zamanlar elbette oluyor. Neler yaparsınız o zaman? Öncelikle kelime oyunu izliyorum. Ay yarabbim. Çok teşekkür ederim. Hatta tekrar bölümlerini bile izliyorum. Allah Allah. Evet. Efendim? Biz ailecek hastasıyız. O 7500 nereden çıktı o zaman? Garantiye alalım kendimi. Garantiye alayım. Şu an aşırı heyecanlıyım, kusura bak. Farkındayım. Ama o heyecanda bu hadisenin daha da keyifli olmasını sağladığı için boş verin. Kendimizi siz böyle rüzgara bırakalım, akıma bırakalım, güzel noktaları götürür. Bu arada yapılacak şey sanki sizden önce birisi yarışmış ve 9000'i aşmış gibi düşünmek. Mümkün olduğu kadar az harf alalım. Ben arada zaten puanlardan bahsedeceğim, nereye ulaşabileceğimizi söyleyeceğim. Onun dışında siz beni yönlendirin. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman ilk soru gelsin mi? Gelsin. Geldi bile. Ödünç verilen paranın yanında getirdikleri. Faiz. Gayet güzel. 400 puan değerinde. Bakın ne güzel başladı. Şimdi mecazi anlamı kelimenin. 4 harfli bir kelimenin mecazi anlamı. Şöyle sorduk soruyu. Mecazi anlamda minnet altında kalan. Nokta nokta kalan. Bir harf alayım. G harfi. Bambaşka bir biyolojik mucizeden bahsediyor aslına bakarsanız kelime. Ama bir de bu anlamda kullanılır yani. Bir hafta alayım ben. Sağ olsun bize yardım etti ama biz de adama nokta nokta kaldık. Biraz garip. Durdurayım da. Gibi mi? Gibi kalmak. Gabi kalmak. Gabi kalmak. Ne güzel kelime gebe ama. Gebe kalmak. Gebe kalmak. İşte o kullanılır. Çıkmadı mı karşınıza? Yani gebe kelimesi çıktı tabii ki de. Gebe ama kalmak. Minnet altında kalmak evet, anlamında kullanıldığını duymamıştınız. Neyse dertli bir soruymuş. Yine de iyi atlattık. Buyurun yenisine. Bu seferki batı kökenli bir kelime. Görelim. Büyük, geniş, kapsamlı. Bu anlamda Fransızca kökenli bir söz. Büyük. Geniş. Kapsamlı. Geniş, kapsamlı. Fotoğrafçılık. Nokta nokta. Kadraj diyecektim. Deneyim. Alt harfliydi. Bir harf mi istemiştiniz bir basarken? Yakalım. Evet. Ekran. Hayır. Nokta büyük. Nokta fotoğrafçılık. Büyük, geniş, kapsamlı fotoğrafçılık. Sanırım kelimeyi de duymadım. Daha böyle yakına, küçük olana odaklandığımızda odak. Ona mikro deniyor. Buna ne densin? Makro. Efendim? Makro. Allah Allah. Öyle mi acaba? Omuzlar geleyim. Burundan bir nefes rica ediyorum. Siz bizi bundan sonra görün. Buyurun geliyor. Tarım işçisi. Çiftçi olmuyor. İşçisi. Irgat mı gibi bilmiyorum. Bir şey mi? Irgat. Gibisi fazla. Irgat toplu sanıyordum ya. Toplu çalışanlar ırgat deniyor sanıyordum ya. Toplu çalışanlar? Irgat sanıyordum ben. Tarım işçileri de genellikle toplu çalışır. Amele ile belki karıştırdınız. Olabilir. Olabilir. Buyurun yenisi. Kuzey kutbu ile ilgili anlamında yine batı kökenli bir sözcük biraz zor bir soru bu. Mesela bu kuzey buz denizine de nokta nokta okyanusu deniyor. Adriyatik değil. Hayır. Daha yukarıda. Çok daha yukarıda. Ne deneyim bir şey. Harf alayım bir tane süremiz bitmesin. Buyurun. İlginç tarafı şu. Kuzey kutbu ile ilgili diye kaynakta geçtiği için böyle sorduk ama güney kutbunun ismi neydi? Antarktika. Onun bir başını sonunu kesin. Durduralım. Antarktika'nın başını sonunu keselim. Eyvah. Bir harf mi istedik durdururken? Evet istedim. İstedik. Tabii ki de. Kıta, Arkta. Uydurmayalım. Yabancı kökenli bir kelime. Efendim? Antarktika'yı değiştireceğim. Oradan Antarktika. Yola çıkarak bunu buluruz diye düşündük ama biraz hızlı mı hareket ettik?
kutupla ilgili anlamına geliyor aslına bakarsanız. Evet, kaynakta kuzey kutbuyla ilgili diye yazdığı için biz de böyle aldık da kutupla ilgili. Mesela o kuzey kutbi buz, falan mı? Kutbi değil, tabii ki değil. Çünkü batı kökenli kelime, yabancı kökenli dediğimiz o. Maalesef gitti. Zor kelime, zor kelime. Arktik kelime, Antarktik, Arktik. 8500 yapabilecek durumdayız. Evet. Şu anda hayat ama hala 7500'den fazlasını yapabilecek durumdayız. Buyurun, yenisi geliyor efendim. 6 harfli cevapları bitiriyoruz. Gittikçe, gitgide, lahza lahza. Bu anlamlarda kullanılan bir gittikçe, zarf. Gittikçe, gitgide. Harf alayım. Gittikçe, gitgide. Zaman geçtikçe. Harf alayım. O her kısa zaman parçası geçtikçe. Aslında ikileme gibi bir şey. Araya bir kaynaştırıcı almış. Ambe hangi bölümü yutkutamadım? Gibisi fazla demek istedim ben de. Ah şu gibiler. Yutkunamadım bile heyecandan. Hızlı olalım biraz. Biraz hırslı olalım. Hadi bakalım, yeni soru. El çabukluğu, koordinasyon ve denge gösterileri yapan kişi. Batı kökenli ismi. Hani sirklerde filan. Akrobat olur, sihirbaz olur. Akrobat, evet yani. Hokkabaz olur, hokkabaz olur. Daha çok denir. Efendim, batı kökenli. Sihirbaz, illüzyonist. Eyvahlar olsun. Hokkabaz gibi, akrobat da değil. Hadi bize bir harf verin. El çabukluğu. Ben istedim, mümkün mü? Mümkün tabii. En güzel yerinden geldi. Hani böyle topları çevirir. Bunun ismini düşünüyorum. Jonglör değildi. Öyle bir şey miydi? Ah Ayşe Hanım. Ah Ayşe Hanım. Jonglör müydü? Bir adım ileri, iki adım geri. Neymiş efendim? Jonglör müydü? Jonglör tabii ki. Gibisi fazla. Bu çekingenlik sizi de yakar, beni de yahu. Yapmayın. Bir de tam göremediğim için ekstra bir tedirgin oluyorum. Tam göremiyorsunuz. Tekrar okutturun bana. Buradayım ben. Yönlendirin beni. Buyurun, yeni soru. Oysa, meğer, bu anlamlarda bir bağlaç. Halbuki. İşte bu. Şu netlik. İşte yahu. Gelsin yenisi bakalım. Hızlanalım biraz. Seçkin ürün ve müşteri portföyüne sahip eskici. Bu bir eskici. Antikacı mı? Antikacı. Gibi mi acaba? Antikacı. Gibi bir anlamda sürdürmeye çalışıyorum. 8 harflidir. 8 harfli cevapların sonuncusudur. Ve bu bir ikilemedir. An ve an gibi de değil. Dümdüz bir ikileme. Zaten aslına bakarsanız hanımefendiler, her birinizin 8 harfli cevaplarından biri bir ikileme. Bu ilki. Buyurun aşağı. İsteyerek, önceden tasarlayarak, düşünerek, kasten. Bu anlamlarda bir ikileme. Yani bir kelime iki defa tekrar edilmiş. Bile bile. Bile bile. 800 puanlar. Açıldık maşallah. O şey Arktik'ten sonra hala aklımda bir kelime. Haydi gelsin yenisi. Nasıl bir soru? Gözyaşı döker gibi, üzüntülü. Gözyaşı döker gibi. Tıpkı üzüntülü gibi bir ek almış sonuna. Ağlamak nasıl? Ağlamaklı sığıyor gibi mu? Bir şey mi? Dur bakalım. Yapacağım bunu biraz size. Bana ne? 3 soru kaldı geriye. Haydi bakalım. 1 dakika 15 saniyemiz var. Süremiz güzel. Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren. Baştaki o laf kalabalığını atın bir kenara. Belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren. Meydana gelen gibi herhalde oluveren. Tek kelime bu. Yani bu bir nedir? Koca caddede, bulvarda amcamla karşılaştık. Tesadüf, şans eseri. Tesadüf, çok güzel. Başka ne olabilir? Rastlantı da... Rastlantı mı? Gibi mi? Rastlantı mı? Mı mı? Mı? Kaldı 34 saniye. 6200 puandayız. 8200 yapabilecek durumdayız. 2 soru kaldı. Evet. 7900'de biterse mahkemeye vermeye hazırlanıyorum size. Haberiniz olsun. Neden? Bilmiyorum. Öyle bir duygu halindeyim. Buyurun, yenisi geliyor. Genişliği boyuna göre daha fazla olarak.
anlamında bir zarf. Yine tek kelime. Genişliği boyunca. Genişliği boyunca. Enine doğru. Tek kelime olsun. Enlemesine mi? Saymadım. Mi? Öyle saymadım. Mi? Saymadım. Bilmiyorum. Öyle mi? Enlemesine. Evet, enlemesine. Enlemesine. Sığdırma işlerinde biraz kötüyüm galiba. Bitti. Son soru kaldı geriye. Buradan da bir 1000 puan alacağız. 8000 aşacağız. Uygun mudur? Uygundur. Kesinlikle uygundur. Buyurun gelsin bakalım son soru. Özel mülkiyet, sermaye birikimi, ücretli emek ve rekabetçi pazar erbabı. Batı kökenli pazar bir erbabı. Kelime. Rekabetçi pazar. Rekabetçi pazar. Hani böyle ayır ayır filan deyip o pazar değil. 5 saniye. 4 saniye. Harf alayım. Harf istediler durdurdular. Batı kökenli bir kelime bu. Özel mülkiyet, sermaye. Önemli olan bu. Ana malcılık Türkçesi de zaten. Türkçe kökenlisi. Bu yabancı kökenli. Evet. Ana malcılık. Ana mal. Sermaye birikimi, ücretli emek. Ve rekabetçi pazar. Rekabetçi piyasa geliyor aklıma. Batı kökenli kelime. Türkçesi ana malcılık. Ana malcılık. Parakende miydi ana malcılık bilmiyorum. Batı kökenli bir kelime. Ana malcılığın olduğunu bulsam belki. Sermayecilik. Sermaye birikimi yanlısı. Özel mülkiyet yanlısı. Ücretli emek ve rekabetçi pazar erbabı. Neymiş? Kalpazan da değil. Kalpazan. Kapitalist. 7500 aşamadı. 7500 de olmadı. 6300 oldu. Büyük şanssızlık ama son soruda böyle bir şey yaşarsak ne yazık ki kaybettirdiği de büyük oluyor Ayşen. Hem 1000 puan getiriyor. Canım sağ olsun. Önemli olan. Keyifli miydi? Keyifliydi. Lazım olan da o zaten. Bir alkış kendisine.